Herkese merhaba. 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 Evet. Mercimek çorbam hazır. Ve folyo değil, sarpişir. Sarpişir kağıdı. Altı yağlı kağıt. Şöyle. Üstü folyo. Tavuğum hazır. Gördüğünüz gibi. Üzerine sarpişir kağıdı serdim. Şehriyeli ve tereyağlı pilav yaptım. Ve soframız hazır. Gördüğünüz gibi kabak çiçeği dolması, yaprak sarması var. Anneanne turşusu, dedemin pul biberi baş köşede. Bunun üzerine o tereyağı gelecek. Mumunu yakacağız ki sıcak dursun. Bu şekilde Tuğba'yı bekliyoruz. Bu arada mercimek çorbası için buzluktan limon çıkardım. Limon suyu çıkardım. Çay bardağına koydum. Eriyor. Ve Tuğba'yı beklerken şimdi şu salata yapacağım. Ne yapacağım? İşte roka doğrayacağım. Biraz marul, maydanoz, salatalık ve soğan ve domates. Karışık bir yemek ama karışık bir salata yapacağım. Ağzım sulanıyor. Bay bay. Tuğba'yı beklerken bu sürpriz. Kim? Annem geldi. Seni beklerken sürpriz. Bu kim diyorum. Tuğba'cığım hoş geldin canım benim. Çok güzel. Ay çok güzel duruyor. Bir bak bakalım. Bence çok güzel, çok yakışmış. Ne olacak? Kıl tüy ya, uzar. Bence de. Evet. Annem geldi. Şöyle annemlere yemek gönderecektim. Anneannem dayanamayıp, Tuğba biraz geç kaldı. Çalıştım. Evet. Şöyle çekeyim görün. Tuğba biraz geç kaldı. O yüzden anneannem yemeğini yemiş. Yarın ben çorbamı içerim dedi. Yemeğimi yerim. Öyle deyince de anneme dedim sen tek başına yeme. Gel dedim. Beraber yiyelim, sonra gidersin dedim. Tamam dedi. Şimdi hep beraber yemek yiyeceğiz. Hadi bize afiyet olsun. Merhaba. Evet, merhaba Tuğba. Merhaba Tuğba gitti. Şimdi annem geldi. Gülşah var ve ben pizza yapmaya karar verdim. Lavaştan kolay pizza. Domino's'un en ince hamurlu pizzası gibi oluyor. Ben çok seviyorum. Aynı zamanda bu lavaşlardan lahmacun da yapıyorum. Şimdi bugünkü pizzamızda ne kullanacağız? Mantar. Şimdi doğrayacağım mantarlarımı. Sucuk. Kaşar peyniri. Şimdi robotla rendeden geçireceğim. Robotla rendeleyeceğim. Bu da kaşar. Diğer bir kaşar. Domates. Soğan kullanacağım ben. Alacağım şimdi dışarıdan. Ve mısır. Üstüne koyulacaklar isteğe bağlı. İsteyenler sosis de koyabilir, ne bileyim pastırma da koyabilir. Neli seviyorsanız. Bu kadar. Şimdi pizza yapıyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. Oldu. Doymuş mu? Hadi. Hep beraber Netflix'te bir şeyler izliyoruz. Evet. Yat oğlum yat. Yat. Yemek yemiyor ama Gülşah eline alıp yedirdiğinde ondan yemek yiyor. Yalvarıyorum, çağırdım Gülşah. Dedim ki gel artık Gülşah'cığım yemeğini ye. Mama annesi ol fındığı. Teşekkür ederiz. Bugün ikinci gün fındık bu şekilde yiyor. Kesinlikle bırakıyorum. Bir saat bekletiyorum mamayı. Normalde 15 dakika süreç, yemiyor. Bunu huy edindi. Şimdi biraz da Naz da ayağı tam geçmedi. Yani yalıyor. Geçti ama yalıyor. Bu sefer veteriner hekim de dedi ki yakalığa devam edelim. Yalamasın. İyice hani tam anlamıyla emin olalım dedi. Öyle olunca da böyle. Hüseyin geldi. Hoş geldin Hüseyin. Nasılsın? İyi. Sağ ol Gülşah'cığım, çok teşekkür ederim tatlım. Sen de olmasan. Ay bakar mısın? Yemiyor, Gülşah'tan yiyor. Bir de kıtır kıtır.
Fox. Hayır. No. Fox no. Merhaba. Bir tarama anında sizlerleyiz. Fox'u tarıyoruz. Bakın. Bu kadar tüy ondan. Her gün böyle çıkıyor. Şu an tüy değişimleri. Balık yağına da başladık. Şimdi bu taraflarını alıyoruz. Bakın böyle geliyor. Nasıl Hüseyin? Bayağı fazla ya. Bir o kadar tüy çıktı. Aynen. Kobe'yi de tarayacağız. Değil mi kızım? Hem rahatlıyorlar tarandığında, hem masaj gibi oluyor onlara, hem de deri ve tüy sağlıkları için taramak iyi, değil mi? Çok güzel oluyor. Böyle işte, burada takılıyoruz. Gördüğünüz gibi. Hop. Pamuk şeker. Değil mi oğlum? Kızım seni de tarayacağım. Ama bu senin tarağın değil. Bu Fox'un tarağı. Bu kıtık açıcı. Bunu sen olmaz ki. Baksana hiç Kobe'den doğru düz çıkarmaz bile. Bay bay. Şimdi Kobe. De sıra. Kobe'yi böyle tel fırçayla tarıyoruz. Gördüğünüz gibi. Ve birazdan şu tarafları tarayacağım. Kuyruğu tarayacağım. Böyle karından tutarsanız taramak her zaman kolay olur. Fox gibi duruyorsa oturup hiç sorun değil. Kobe bekle kızım. Aferin. Böyle işte. Merhaba. Son posta fındık. Fındık çok nazlı. Çok rüşvetçi. Fındığa rüşvet verdiğiniz sürece al bakalım. Fındık tamam. Rüşvetle çalışıyor kendisi. Şimdi sıra fındıkta işte. Fındığı tarıyorum. Hem masaj yapmış oluyor. Hem de ölü tüylerini alıyor. Kışlık tüyleri gördüğünüz gibi gidiyor. Böyle her gün taramak gerekiyor. Her gün taranmalı ki tüy sağlıkları açısından. Böyle. Ama işte annesi. Ama işte yakın. Tamam anne. Günaydın. Dın dın. Evet. Masaj eldiveniyle Fox'a hem masaj hem de yine tüy. Bu sefer Hüseyin yapıyor. Teşekkür ederiz Hüseyin. Nasıl? İlk defa yapıyorsun değil mi? Nasıl? Güzel mi? Güzel mi? Değişik. Evet, öyle her gün düzenli tarıyorsun işte. Bekliyor bak. Çok seviyor masajı. Allah'ım ya Rabbi. Oh. Kobe de sırasını bekliyor. Oh oğlum. Merhaba. Sen de. Merhaba. Benim gibi söyle. Merhaba. Söyle bakayım. Merhaba. Bak böyle. Merhaba. De bakayım. Merhaba. Selam. Evet, şimdi bir kargomuz var. Hüseyin'in yardımlarıyla kargomuzu açacağız. Aç bakalım. Şuradan yırtıver. Hüseyin'e şimdi soracağım bu kargo ne diye. Ben biliyorum içeriğini. Son postamız geldi bugün. Şöyle yırtıver Hüseyin ya. Aş. İyi değil mi? İyi. Nazik davranma. Nazik davranma oğlum. Şöyle çek. Şöyle bir koy. Aa, bir daha aç. Dikkatli bir şekilde. Şuraya doğru. Makas ister misin? Gerek yok değil mi? Yok ya. Şöyle geçeceğim. Hüseyin cebelleşiyor. Hüseyin cebelleşiyor. Ne yapacağım? Aç bakalım. Dikkat et. Vay! Neymiş bu Hüseyin? Evcil hayvan, kuru yıkama ve bakım kesesi diyor. Daha önce böyle bir şey görmüş müydün?
İlk defa senle görüyorum. Ne sence? Şu. Kesin. Kesin. Ne düşünüyorsun bunun hakkında? Onu açmıyoruz. Güzel. Ne işe? Bak nerede? Şimdi bunu böyle keseyi eldiveni geçiriyoruz. Hani böyle sen eldivenle sevdiğin ya, bununla aynı şey işlemi yapıyoruz. Bu kuru şampuanın kullanımı neymiş? Paketi yukarıcık açınız, çıkarttığınız bakım kesesini elinize takınız. Temizlemek istediğiniz bölgesini silme yolu uygulayınız. Her bölge için ayrı kese kullanınız. Oldu canım. Oldu canım benim. Ne demek? Bir kulak için bir kese, bir kulak için bir kese, karın bölgesi gitti 8 tane kese. temizleme işleminden sonra durulamaya ve kurulamaya gerek yok. Tamam. Okey. Evet. Aloe vera, pro vitamin B5, vitamin E, natural pH, tümörlere uygun, hipoalerjik bir kese, hem kediler hem köpekler için. Evet, bunu aldım. Gördüğünüz gibi. Bunun fiyatı KDV dahil 220 liraydı. Kargosuyla beraber 250 lira. Ne? Çok uygun değil mi? 8 tane ama. Yani. İyi. Bir dahaki ay dayısı alıverecek çocuklarıma. Ha? Alırım. Alıverir misin gerçekten? He? Alırım. Param olursa. Paran yok mu? Var ya şu an. Tabii yazdan sonra bak. Önümüzdeki aya. Önümüzdeki aya olur ya. Alacaksın. Valla. Bakın söz veriyor ekranlar 250 TL'ye. Şaka şaka. Fiyatını bilmiyorum. Hemen söyleyeceğim. Fiyatı 23 lira 99, yani 24 lira bir de kargo ücreti. Ama bu firmadan, yani bu satıcıdan 100 lira ve üzeri alışveriş yaptığınızda kargo ücreti sizde. O yüzden ben 100 liralık işte bir şeyler aldım. Parfüm aldım. Bunu aldım. Başka ne aldım? Vitamin hapları falan 100 liraya geçtiği için ücretsiz kargo ile gelmiş oldu. Tek bunu alırsanız bir de bir kargo ücreti var. Bakalım bu ürün nasılmış. Bir de son kullanma tarihine bakalım. Tuğba'nın kulakları çın çın çın. Tuğba her şeyin son kullanma tarihine bakıyor. Biz de bakalım. 2021-11-2021'miş son kullanma tarihi Tuğba'ya ve Efe'ye. Sevgiler. Bu arada günün menüsü fırında sebzeli çupra. Çupramızı çıkardık. Suya yatırdık. Gülşah'cığım kapıyı aç da dışarı çıkmak istiyorlar. Gülşah'la beraber yiyeceğiz. Roka salatası eşliğinde. Hüseyin babaannesinde yemeğini yiyip gelecek. Değil mi annem? Değil mi güzel kızım? Ne almış anne size? Kuru şampuanlı keseler mi almış? Hocucukum. Oğlum da geldi. Hadi onların da yemek saati gelmek üzere. Saat 5.30 ama daha var ya. Yaz saatinde sizin yemek saatinize. Neyse ben bulaşık makinesini yerleştireyim. Sonra görüşürüz. Yine bir gün Gülşah mamaannesi fındığa yemek yedirirken yere koyunca yemiyor. Ben veriyorum, yemiyor. Yine Gülşah'tan fındıkçım yemek yiyor. Çok tatlısınız. Efendim? Yukarıda. Kullan. Alma. Bende var bayağı. Kullanabilirsin canım. Gülşah'cığım çok teşekkür ediyorum canım. Tabii ki de Kobe yemeğini bıraktı. Fındığa bakınca arada Fox'a da ver. Fox ve Kobe de yemeğini Gülşah'tan yiyorlar. Mama anneleri oldu. Çok tatlısınız ya. Fındık bayağı bir kendi ölçüsünü yedi bugün. Özellikle Kobe ve Fox'a Gülşah'tan mama yiyorlar. Gülşah'cığım çok teşekkür ediyorum. Evet. Sağ ol canım. Geldi şimdi. Eli boş gelmemiş. Hera kızımın köşesi için çiçek getirmiş. Onları hemen böyle işte bardaklara koydum. Şöyle gördüğünüz gibi. Ay, duruşumun şu şekilde çiçekleri benim canım kızımın.
Ay ay sardunya gül. Bir de böyle bir vazon var ve içine koydum. Ana bu ne çiçeği? Bilmiyorum. Şu çiçek beyaz, şu kurudu. Oraya yeni bir çiçek alacağım. Ve bu şekilde işte köşesi. Çok teşekkür ederiz anneannesi. Heraşum'un köşesi. Ay benim güzel kızım. Çiçeklenmiş mi? Bir tanem. Böyle işte. Şimdi anneannemle balık yiyeceğiz. Değil mi hayatım? Hoş geldin. Ya, sen gelmedin dünden yemeğe. Geldim ya dün yemeği. Yedik ya köfte, patates. Yaylı çorbası yapın. Bak. Babanın yemeği. Yaylı çorbası yapıp geldim. Çorban çok ben güzel olmuş dedin. Akşam da yedim. Nasıl gelmedim? Unuttum. İyi bakalım. Bakalım benim. Hoş geldin. Baba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hattam. Yemeğimiz hazır. Şöyle fırında sebzeli çupra. Roka salatası. Şöyle kırmızı soğan kestik. Aşkım yeşil soğanım bitti. O yüzden böyle soğanla idare edeceğiz. Ama soğanın her çeşidini çok seviyorum. Anneanne turşusu. Dedemin pul biberi. Hadi bize afiyet olsun. Anneannem, ben ve Gülşah yiyeceğiz. Görüşürüz. Hüseyin maç izleyecekmiş. Burcan yerden oynadı. Biraz riski patlar bunda. Kaptırılan top yine Fenerbahçe'nin futbolcular arasında bir anlaşmazdı bu kez. Tolga ile Zayt arasında. Abdülkadir Ömür aldı. Hareketlendi. Sol taraftan bakan top. Vuruştan önce bir müdahale var ama öncesinde de Richard'ın düdüğü var. Görüşürüz. Öpmek yasak. Ah, dikkat et. Oturacak mıydın sen? Gidemeyelim. Uzanım açık haberim artık. Acık mı uzanacağım? Acık. Götür. Saat 9 oldu zaten, geliyorum.